Herkese merhaba. Size bu videoyu ben anlatacağım. Singer Antika diye tabir edilen dikiş makinalarından bahsedeceğim. Bu dikiş makinalarından öncelikle şunu söyleyeyim. Değerinden bahsedeceğim. Fiyatından bahsedeceğim. Niye bunu anlatıyorum? Siz bu videoyu izlediğiniz sayfada ben bunların tarihlerini paylaşıyorum. YouTube üzerinden izliyorsanız da altta internet sitemizin linki var. Google'da araştırma yaptığın zaman direkt bizim internet sitesini buluyorsunuz. Ben de oraya bu makinaların şurada yazan seri numaralarıyla alakalı bir paylaşım yaptım. Ben bunu Amerikan Singer sitesinden aldım. Amerikan Singer sitesi, singer.com muydu? Öyle bir şeydi. Şu an hatırlamıyorum. Yani 4 sene, 5 sene önce yaptığım bir şeydi. Bir hizmetti yani. İnsanlar kaç senelik olduklarını görsünler, meraklarını gidersinler diye ben bunu yaptım. İnsanlar da bizi yanlış anlıyor. Sahibinden.com'da ya da neon1.com'da değil, nasıl duydum, ya da ikinci el sitelerinde, Letgo'da, ıvırda zıvırda görüp bu makineleri 80 bin, 100 bin, 1 milyon, 2 milyon TL, dolar falan filan onları görüp para ettiğini sanıp bize geliyorlar. Bu makinelerin şöyle kolunu çevirdiniz, bakın şöyle. Bu makine dikiyorsa bunun bir dikişinin bir bedeli vardır. Ya da gördüğünüz gibi bakın kabartmaları falan, bütün yazıları bunun silinmiş. Bunun çok çok yeni olsa bir yeniliğinin bir değeri vardır. Malın fiyatını alıcısı belirler. Yani beni telefonla arayıp kaç para eder, işte şurada şu var, burada bu var, şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Ve ben de bakıyorum. Bakıyorum adam 80 bin lira yazmış bize. 25 bin lira yazmış. Bu videoyu çektiğim tarihte 28 bin lira mı 25 bin lira mı yazan birine dümenden 7,5 milyar teklif ettim. Dedim 7,5 nakit var. Ne yaptın ya dedi, tamam mı? Sanırım anlatıyorum. Ne yaptın kardeşim dedi ya. 25 lira dedi. 7,5 lira dedi. 18'e bari çıkıver dedi. Bak adam inanmış. Anlatabiliyor muyum? Bunu o paraya verebileceğine. Öyle bir para yok. Niye yok? Bu seri numaralarından aynı banttan binlerce, yani yüz binlerce üretilmiş. Tamam, 100 yılı geçkin makineler antika seyri taşır. Her eşyada olduğu gibi. Ama dikiş makinelerinin fahiş fiyatlar gibi bir şey yok. Bunun bir bedeli vardır. Ben bunu 300 liraya satıyorum bu dükkanda. Anlatabiliyor muyum? Senin makinen de 500 liradır senin gözünde. Ya da hatıradır. Hiç satmazsın. Tamam mı? Onun bir bedeli yoktur. Ama bunun işte 1 milyon, 800 bin, 80 bin, 70 bin, 15 bin, 20 bin o tarz bir fiyat yok. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir fiyat yok. Ya onu görüp gelip bana işte bunu nasıl satarız, nasıl şey yaparız diye geliyorsunuz, gelmeyin. Yani öyle bir fiyat yok. Öyle bir fiyat yok. Antika. Bakın şöyle mermi mektup dediğimiz, tamam mı? Böyle gidip gelen, çağınızı böyle böyle geri geri gidenlere mermi mekik denir. Bir de bu hizada gidip gelen var. Mekiği düz olan, normalde kayık mekik denir. Ya bu 80 yıllık olabilir, 150 yıllık olabilir, 60 yıllık olabilir, 140 yıllık olabilir. 1860'tan sonra bunların seri üretimi başladı. 1860, aynen 1865, 1860 gibi tarihleri var. Bunların eski olması değer anlamında. Ya sen fikren o değeri benimseyebilirsin. Ama bunların bir sinyal kesme özelliği yok. Bu da çıktı. İşte içinde bir maden varmış. İşte bu sinyal kesiyormuş. İşte ondan bulunsa öyle bir hikaye de yok. Yani bunların milyarlarca değeri yok. Bunu paylaşmamın sebebi beni görüp arıyorsunuz. Yok öyle bir para. Anlatabiliyor muyum? Ben bu işi internet üzerinden yapıyorum son 7 senedir. Daha öncesinde yani ben bu işin içine doğdum. Hiçbir yerde yok. Bir mağazanın vitrinine yakışacak bir güzellikte olur. Belki işte çiziksiz olur ya bu lekeler. Parıl parıl parlar makine. Adam der ki 1 milyara satıyorum. Ben isterim dükkanımın vitrine koyayım. Ben bunu vitrinden çıkardım şimdi. Vitrinime koyayım derim. 1 milyar veririm alırım. Bu malın değerini ben belirlerim. Ama bunların 80 bin, 100 bin, 250 bin, 300 bin sahibinden de şöyle bir şey gördüm. İşte adam 1 milyon TL yazmış. İşte İzmir'den bir tanesi. İşte babaannemin babaannesinden kaldı. İşte Türkiye'den çıksın istemiyorum. Yurt dışından da çok teklif aldım. İşte şu kadar para gördü. 1 milyon TL nedir ya? Dikiş makinesi abi. Demir ayaklarda da o şekilde. Bir antika değeri yoktur. Sadece süs değeri vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar seri üretimdir. Oradaki tarihler tamamen sizin bilginiz amaçlı. Benim paylaştığım şeylerdir. O da Singer'in paylaştığı şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani senin babaannenin babaannesinden kalan bir makinenin değerlenmesinin imkanı yok. Çünkü sen Amerikan İç Savaşı'nda savaşmış Abraham Lincoln'un eşi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Abraham Lincoln'un eşi Amerikan İç Savaşı'nda askerlere bu makineyle pijama dikti, işte üst dikti, baş dikti desen Amerika'da belki bunun bedeli 1 milyon dolar. Ama bu öyle bir makine değil. Bunun hikayesi yok. Bunlar seri üretilmiş.
Anladın mı? Yüz binlerce, anladın mı? Milyonlarca basılmış makinalar bunlar, anlatabiliyor muyum? Aynı bandında. Mesela sen bakıyorsun 1918, ben bakıyorum 1912. O tarihte de üretilmiş, ondan sonraki tarihte de üretilmiş, milyonlarca üretilmiş. Yani burada bizim şurada koyup sattığımız sıfır kara makineden hiç farkı yok. O zaman 100 yıl sonra oradaki kara makinede, o zaman aldım şimdi 200 liraya, 100 yıl sonra yani öyle bir şey yok, öyle bir para yok. Sırf bu videoyu, bu tarihi görüp, oradaki fiyatları görüp bize gelen insanlar için paylaşıyorum ve videoyu, bu videoyu da internet sitemdeki o başa koyacağım. Çünkü benim internet siteme en çok gelen, birincisi Singer 1301'den gelmiş, ikincisi dikiş makinesinin tarihi için gelmiş, antika tarihi için gelmiş. Sırf 35 bin kişi sadece bunun için gelmiş internet sitemi. Onu görebiliyorum ben. Böyle bir fiyat yok. Böyle bir fiyatın olmadığını size şu anki videoda anlattığım gibi ikna olmayanlar var. Ettiğini düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Ben bunu 200 bin lira diyorum. Sen görüyorsun, bir bakıyorsun ki benim adım Ahmet. Ahmet bunu 200'e satıyorsa benim elimdeki de yapar abi 250. Ya da ben 20 bin lira yazmışım. Sen diyorsun ki bunun 20 bin lira ettiği yerde diyorsun. Benimki de 20 bin liradır ama benim o kadar ihtiyacım yok. 10 bin. Öbürü 20 bin. 80 bin. Biri 1 milyon yazıyor. Bu böyle uzuyor gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi kandırmayın. Çevrenizi kandırmayın. Ya böyle bir şehir efsanesi var. Bunlar para etmiyor. Ben size bunu söyleyeyim. Dikişi normal tansiyonda hazır video şey yapmışız. Hadi bir de dikişini gösterelim. Bunların mekikleri pahalı. Ben bundan en son sattığım zaman bir memur abiye satmıştım. 250 lira dedim. Alana kadar göbeğim şatladı. 90 lira para verip makineye mekik takıp öyle göndermiştim. Size söz verdim diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların bir parasal değeri yok. Anlatabiliyor muyum? Yok derken yani antika değerinde parasal bir değeri yok. Mevzu bu. Gelelim şimdi. Şuradan ipliği takıyorsunuz. Şu tansiyondan çeviriyorsunuz. Tekrar isterseniz burada tansiyon teli var. Ona takabilirsiniz. Şöyle tansiyondan horoza. Büyük ihtimal bu videoyu izledikten sonra insanlar dislike verebilir. Video yorumun altına abuk sabuk yazabilir. Onlara da yapabilir ama gerçek bu. Ben de isterim. Elimdeki şu makine 200 bin lira para yapsın. Bende bundan 5 tane var. 200 bin çarpı 5. 1 milyon TL yapar. 1 milyon TL'yi ben cebime koyarım. Ne beni cep telefonumla arayabilirsiniz. Beni bilirkişi olup satmak istiyorsunuz ya makinenizi. Ne siz beni arayıp ulaşabilirsiniz. Ne de ben bu işi YouTube'da yaparım. 8 metrekare dükkanda yaparım. Yani bu makineler böyle bir para etse o parayı ben yerim. Bu videoyu izleyen, elinde böyle makine olup o parayı yediğini düşünen, sana yedirmem, ben kendim yerim. Düşerim peşine, ben yerim o parayı. Öyle bir para yok. Yani belki diyorum, atıyorum Atatürk'ün annesi, Adnan Menderes'in eşi kullanmış olsaydı, ilgilenen için belki para edebilecek şeyler. Ya da Kazım Karabekir'in kullandığı makina. Evet, tabii mi? Olabilirdi yani, bizim tarihimizden gidelim. Ama sizin babaannenizin babaannesinin böyle bir değere sahip olmasının imkanı yok. Ki senin babaannenin babaannesi için, ya en büyük isim bu, babaannemin babaannesinden ya da anneannemin anneannesinden kalan makinalar diye. Yani böyle şeyler. Sizin öyle bir makinenizin bir tarihi, bir değeri yok. Tarih yok üzerinden, anlatabiliyor muyum? Yani inşallah beni anlamışsınızdır. Bu işten ben 5 senede çok sıkıldım yani. Ara ara böyle üstüne. Bunu da dedim paylaşayım. Madem kanal yürüdü, bunu da aynı yere koyacağım. İnşallah beni anlamışsınızdır. Bunlar orijinal kollu böyle. Bunlara motor takamazsınız. Motorun hızına çalışmazlar bunlar. Randıman vermezler. Makineler böyle. Söyleyebileceklerim de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ki hoşunuza gitmediyse gerçekler dislike atmayı atmayın, ama olay bu yani, anlatabiliyor muyum? Yani para etmiyor. Hepiniz birbirinizi görüp gaza geliyorsunuz. Bu başka bir şey değil. Kimse satamıyor ama herkes bir şey istiyor. Mevzu bu kadar basit. Alan olmadıktan sonra bizde çok güzel bir laf var. Diye bir laf var. Herkes kendine iyi baksın. taşaymakina.com için çekilmiştir. YouTube'da da yayınlayacağız. Hepiniz göreceksiniz. Tekrar ediyorum. Bunların sadece süsüne, püsüne ihtiyacı olana yarar. O da 200, 300, bilemedim 500, çok aman aman 1 milyardır. O da hastası verir ona. Başka kimse vermez. Herkes kendine iyi baksın.